Herkese selamlar Can Hocanız ben CBC Akademi kanalımıza hoş geldiniz. 2022 Bilgi Sarmal AYT Matematik Soru Çözümleri ile devam ediyoruz. 3. bölümdeyiz. Test 14'te Parabol 3 testindeyiz. Herkes hazırsa 1. soruyla başlayalım. fx ax kare artı bx artı c parabolüne ait grafiğin dik koordinat düzleminde bazı parçalar aşağıda verilmiştir. Buna göre b bölü a oranı kaçtır? Bazı parçaları dediğinden kasıt nedir? Bakın eksi 1'de ve 7'de x eksenini kesen iki nokta verilmiş. x eksenini kesen noktalar demek bu fonksiyonumuzun köklerinden 2 tanesi demektir. Zaten bu ikinci dereceden olduğu için 2 tane kökü olacaktır. Bunlar da x eksenini kesen noktalardır. Dolayısıyla arkadaşlar bir köküm eksi 1 diğer köküm de 7 olarak alınabilir. Birine x1 birine de x2 diyebilirim. Şimdi buradan ne çıkarabilirim? Soruya baktığım zaman b bölü a istemiş. b bölü a bana ne verir? x1 artı x2 eksi b bölü a'dan bu formülü uyarladığım zaman soruya aslında toplamların eksi b bölü a olduğunu bildiğim için buradan bir şeyler elde edebilirim. O halde ben kökleri de biliyorum. 7 ile eksi 1'in toplamı da 6 eşittir. Eksi b bölü a'ya bakın b zaten eksi b olarak verilmiş. Bölü a da zaten a olarak verilmiş. Yani eksi b bölü a 6 ise her tarafı eksiyle ile çarparsak eksi... Artık artı oldu. B bölü A eşittir. Eksi 6 olacaktır. Cevabımız A şıkkıdır. İkinci sorumuz analitik düzlemde eksenleri A, B ve C noktalarında kesen Y eşittir. Eksi X kare artı 2 X artı M artı 6 parabolün grafiği verilmiştir. B o uzunluğu, A o uzunluğunun iki katına eşittir. Buna göre C noktasının ordinatı kaçtır? Bu verilen ilişkiyi kullanalım arkadaşlar. Şu A, O'ya ben 2R desem 2 2'den 4R, BO olacaktır. BO'ya 4R diyebilirim. Yani şurası 4R, O uzunluğu da 2R olursa buraya eksi 2R'ye 0 noktası olarak A yazabilirim. B'ye ise 0'dan 4R ilerisinde olan nokta 4R'ye 0 B noktası olacak şekilde isimlendirebiliyorum. Şimdi başka ne var? Bunu kullandık. Bu denklemi vermiş bana. Buradan Neyi biliyorum ben? Eksenlerini kestiği noktanın aritmetik ortalaması x eşittir r olan simetri ekseninin apsisini verecek. O halde onu bulalım. x eşittir eksi b bölü 2a formülünden r'yi bulalım. Yani r'yi bulalım aslında. Tepe noktasının r'si. Buradan b 2 eksi 2 oldu. Bölü 2 tane a. a da eksi 1. Buradan arkadaşlar eksi 2 bölü eksi 2'den 1 gelecek. r 1'miş. Yani bunların tam ortası Şurası aritmetik ortalaması alırsam buranın 1 olduğunu bana söylüyor. Yani tepe noktasının R'si şöyle tepe noktası 1'e bir şey. Şimdi o halde aritmetik ortalamasını alıp 1'e eşitlersek R'leri de bulmuş oluruz. 2R demiştik şu noktaya yani apsisine. B'ye de 4R demiştik. Bunların aritmetik ortalamasını alıp 1'e eşitlemem gerekiyor. O halde 4R artı eksi 2R bölü 2'den R'yi vereceği için 1'e eşittir diyeceğim. Buradan da 2R bölü 2 eşittir 1. 2'ler gitti. R eşittir 1 olarak çıktı. Yani biz R'yi de 1 olarak bulmuşuz. Bu R'ler karışmasın. Bu absisimizin yani tepe noktasının absisi R. Şu R'de benim verdiğim katsayı yani değişken. O halde 1 ise R. 2 R ne olacak? Eksi 2 olacak. Yani 2 çarpı R'den R 1'de 2 negatif tarafta olduğu için eksi. Yani A noktası artık eksi 2'ye 0. B noktası da R'yi 1 bulmuştuk. 4'e 0. Peki C istiyor bizden. Artık iki noktayı da biliyoruz zaten. Bu iki noktadan birini yerine yazalım. Mesela 4'e 0'ı sağladığı için parabolü yerine yazarsak şu denklemde artık parabolün ne olduğunu bulabiliriz. B 4'e 0'ı parabolde yerine yazıyorum. 0 eşittir. Eksi x kare yani eksi 4'ün karesi artı 2 çarpı 4 Artı m artı 6. Ne gelecek buradan? Eksi 16 artı 8 artı m artı 6 eşittir 0. Buradan eksi 8 gelecek. 6 ile topladım. Eksi 2 karşı yattım 2. Yani m 2 olarak bulmuş oluyorum. m 2 olarak buldum. Denklemi tekrar yazalım. Bakalım neymiş? y eşittir. Eksi x kare artı 2 x m 2 olarak yazdım. 2 artı 6'dan 8. Parabol denklemimizi bulmuş olduk. C noktasının ordinatı C'ye bakıyorum arkadaşlar. C noktası nedir? X'i sıfırdır. Y'yi bilmiyorum. Mesela ne olsun? K olsun. Bir K değerinden geçmiş olsun. Y'de sıfıra K. Yani bu durumda ordinatını sorduğu için K'yi bulmam gerekiyor. Yani absisi sıfır iken ordinatı K kaçtır? Hemen nokta yerine yazacağım. C nokta sıfıra K'ydı. Y yerine K yazıyorum. Eşittir. Eksi sıfırın karesi sıfır. Sıfır kere iki sıfır. Sekiz. Yani K'yı 8 bulmuş oldum. Dolayısıyla C noktasının ordinat 8 çıkmış oldu. Cevabımız D şıkkıdır. Üçüncü sorumuzdayız. yazılır. F, R'den R'ye Fx fonksiyonu verilmiş. Fonksiyonu alabileceği en küçük değer kaçtır? Arkadaşlar en küçükler, en büyükler sorularında ne sorarsa sorsun aslında size K'yı soruyor. Yani K nedir? Tepe noktasının R'ye attığınız zaman karşılığı neydi? K değeriydi. O halde bize K değerini soruyor. Tepe noktasının ordinatını soruyor. Yani K'yı bulacaksınız her durumda. Bunun mantığı da şu. Diyelim ki A büyüktür 0 için ve A küçüktür 0 için ikisini de ayrı ayrı inceleyelim. A büyüktür 0 için parabol kolları yukarı doğru olacak. O halde şöyle bir parabol olacak. Bu da diyelim ki şöyle bir koordinatımız olsun. x'e Y. Bakın tepe noktası neresi oluyor? Şu kısım oluyor. Bu kısımda R'si ve K'sı bu şekilde gösterilirse R'ye K olacak ve tepe noktası arkadaşlar şu an en küçük değer olmuş olacak. Yani en küçük değeri parabolün R'ye attığımız zamanki gördüğü K değerinin en küçük değer olduğunu söylüyor. Neden? Çünkü bakın kolları yukarı doğru baktığı için yukarı doğru bakan kollar sonsuza gidiyor. Bunun en büyüklerini bulamam. Neyi bulurum? En küçük değerini. İşte parabolün R'si nereye gidiyor? K'ya gidiyor. İşte bu nokta bize R'ye attığımız zaman giden en küçük değeri gösterir. Değer. Y kümesinin elemanlarıdır. Y eksenindeki elemanlardır. O halde K istiyor. Şimdi buraya bakalım. Burada da aynı şekilde bu sefer A küçüktür sıfır olduğu için kollarımız aşağı doğru bakacak. Şöyle iki tane ok diyelim. E bunlar sonsuza doğru küçükleri sonsuza doğru gittiği için en küçüklerini bulabilir miyim? Bulamam. Şöyle bir hemen yine koordinat çiziyorum. Bakın burada da tepe noktası şurada bir yerde olsun. Bu tepe noktası yine R'ye K olarak yazılırsa o halde bakın R'ye attığımız zaman fonksiyonu K değerinin en büyük değer olduğunu bize gösteriyor. En uç nokta, en büyük nokta. Demek ki A küçüktür sıfır için en büyük nokta. A küçüktür, büyüktür sıfır için en küçük nokta A küçüktür sıfır için en büyük nokta buluyormuşuz. Mantık da buradan geliyor. O halde en küçük en büyük sorularında ikisinde de zaten K'yı arıyoruz. O yüzden hangisinin en büyük hangisinin en küçük diye düşünmenize gerek yok. Direkt K'yı bulun ve bitirin. Geldik sorumuza bir daha bakalım. Ne diyor? En küçük değeri k. O halde k'yı nasıl buluyorum? Önce r'yi bulmam lazım. Eksi b bölü 2a'dan r'yi buluyorum. Eksi b eksi 8 bölü 2a. A zaten x karenin katsayısı 1. Buradan 8 bölü 2'den 4 gelecek. R'yi bulduktan sonra ne yapıyorduk? Fonksiyonda yerine yazıp k'yı çekiyorduk. K'yı ulaşıyorduk. Yani 4'ün gittiği değerdir ya k. Bundan dolayı yerine koyup k'yı çekeceğiz. Hemen x yerine 4 yazıyorum. 4'ün karesi eksi 8 çarpı 4 artı 21. Buradan 16 eksi 32 artı 21. Buradan eksi 16 eksi 16 artı 21. Buradan da 5 gelecektir. Yani k'yı 5 olarak bulmuş oluyoruz. Dolayısıyla en küçük değerimiz 5 değeri olmuş olacak. Cevabımız a şıkkıdır. Dördüncü sorumuzdayız. F'ler Y Fonksiyonun alabileceği en büyükler 7 de olduğuna göre m kaçtır? En büyük değer dediği için K'yı 7 olarak bize vermiş. Biz ilgilenmiyoruz en büyük mü en küçük mü zaten mantığını bir önceki soruda anlamıştık. En büyük değer dediyse K7 bitti. Şimdi K7 verecek şey bana nedir? R'nin bulunması ve fonksiyonda yerine konulmasıyla bulunur K. Bundan dolayı önce R'yi buluyorum. Aynı gidişatta devam ediyorum yani soruyu çözmek için. R eksi B bölü 2 A olduğu için eksi B'miz 4 bölü 2 tane A. A'mız 1 arkadaşlar. 2 çarpı eksi 1'den eksi 1 bu arada a. 2 çarpı eksi 1'den eksi 2 gelecek. Buradan da eksi eksi artı 4 bölü 2'den de 2 geldi. R'yi 2 bulduktan sonra fonksiyonu atıyordum ve k'yı bulmuş oluyordum. Yani k'nın da 7 olduğunu verdiği için 7'yi bulmuş olacağız. Fonksiyonda 2'yi yazıyorum. Eksi 2'nin karesi artı 4 çarpı 2 artı m eksi 3 7'ye eşittir. Buradan devam edelim. 7 eşittir. Eksi 4 artı 8 artı m eksi 3. M burada kalsın. Diğerlerini toparlıyorum. Eksi 4 8 artı 4 oldu. 3 çıkarttım artı 1 oldu. Karşıya attım. Eksi 1 geçti. 7 eksi 1'den de 6 geldi. M'yi dolayısıyla 6 olarak bulmuş olduk. Cevabımız 5 şıkkı. Beşinci sorumuzda f fonksiyonu eksi 2 kapalı 8 kapalı aralığından reel sayılara tanımlı olacak. fx fonksiyonu verilmiş görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Görüntü kümesini bulmak için arkadaşlar tanım kümesindeki elemanların en küçüğünü ve en büyüğünü bularak koyarak fonksiyona bulabiliyoruz. Peki o halde koyalım f eksi 2 için bakalım hangi değeri alacak? Eksi 2'nin karesi artı 4 olur. Eksi 2 yazdık buraya artı 8 geldi. Eksi 2'den 4, 8 daha 12, 2 çıkarttım 10 değerini alabilir. Şimdi diğer 8 ucundaki o kapalı uçtaki diğer sayıyı koyuyorum. 8'in karesi 64. Eksi 4 kere 8 32. Eksi 2. Buradan 64'ten 32 çıktı 32. 2 daha çıkarttım 30. 10, 30 diyerek direkt B şıkkını işaretlemiyoruz. İşaretlersek güme gideriz. Yanlış. Neden? Çünkü arkadaşlar biz az önce ne gördük? R K olan tepe noktasının R'ye attığımız zaman gittiği K görüntüsü, K değeri en büyük, en küçük değer olabilir. Eğer bu değilse en büyük, en küçük değer demek ki bundan daha küçük noktalar vardır demektir. Onlar da işte buradaki attığımız eksi 2 ve 8'in gittiği değerlerdir. Bundan dolayı bizim tepe noktasındaki değere de bakmamız lazım. Eğer bu değerlerden daha küçükse onu almamız lazım daha küçük olacak şekilde sıralamayla e, almamız lazım. Yani en küçükten en büyüğü o aralıktaki tüm değerleri almamız lazım. Dolayısıyla hemen tepe noktasının bir K'sını bulalım bakalım. Şimdi R neydi? Eksi B bölü 2 ile bulunuyordu. Eksi B'miz eksi 4 artı 4 oldu. Bölü 2 tane birden 2. Buradan 2 geldi. K'yı bulalım hemen. F2 yerine atıyorum. Fonksiyonda 2 atıyorum. 2'nin karesi 4. Eksi 4 kere 2 8. Eksi 2. Ne geldi buradan? Eksi 10, 4 çıkarttım. Eksi 6. Yani tepe noktam 2 için eksi 6 değerini alıyormuş. E bakın 10'dan da 30'dan da küçük. Gördünüz mü arkadaşlar? O halde görüntü kümesi. En küçük değerle en büyük değer arasıdır. En küçük değerimiz eksi 6. En büyük değerimiz de 10, 30 hangisi? 30. Dolayısıyla cevabımız eksi 6, 30 aralığı olacaktır. Ve bunlar dahildir. O yüzden dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Şuna dikkat ediyorsunuz yalnız. Tepe noktasını buldunuz. Tepe noktasının R'sini buldunuz. Bu iki, iki elemanı eğer bu tanım kümesinin elemanıysa devam ediyorsunuz. Elemanı mıdır eksi 2 ile 8'in? Bakıyorum evet eksi 2 ile 8 arasında iki elemanı var. Varsa bunun aldığı değere bakıyoruz. Yani K'ya gidiyoruz. Eğer burada eleman değilse buna bakmanıza gerek yoktu. Ama bu aralıkta olduğu için bunun gittiği değeri de bakmanız gerekiyor. O halde baktık ve bunun daha küçük olduğunu gördük. E -6 ile 30 arasında deyip işaretledik. Hadi bakalım, diğer sorudayız. Yedinci sorumuzdayız. f(r)den r'ye f(x) fonksiyonunun grafiği üzerinde alınan bir noktanın koordinatları toplamı en az kaçtır diye sorulmuş. Şimdi grafik üzerinde bir nokta belirleyelim. Bu noktamız da P(x, y) olsun. Grafik üzerinde alınan bir noktanın dediği için bu nokta bu denklemi sağlıyor, bu fonksiyonu sağlıyor. Yani parabol fonksiyonun geçtiği için bu noktada bunu sağlayacak. Yani aslında Y ne olacak o zaman? Y değerimiz x'in aldığı, x'i koyduktan sonraki aldığı o değer olacak. Yani şu olacak değil mi arkadaşlar? X'i attık diyelim. Y eşittir fx, x'i attıktan sonra oluşan x kare eksi 7x eksi 15 olacak. O halde bu noktamız ne olur bu noktamız? X'i kalsın, x atılan, çıkan da y. Yani x kare eksi 7x eksi 15. İşte bu noktamız arkadaşlar grafik üzerinde olduğu için bu noktadan bu grafik geçiyor. Peki ne sormuş bize? Alınan bir noktanın koordinatları toplamı kaçtır? Bu koordinatları toplamını istiyor. Toplayalım. x kare eksi 7x artı x'ten eksi 6x eksi 15 olarak gelecek. Toplam en az kaçtır diyor. O zaman arkadaşlar toplamına biz ne diyelim? Mesela t diyelim. Toplamı bu olsun. Toplam. Toplamın t'si dedik. Buradan arkadaşlar bunun en az kaçtır diye sorulduğu için neyini bulmamız lazım? Bu kısmın yani aslında elde ettiğimiz başka bir parabol oldu bu. Bunun en küçük değerini bulmamız lazım. O halde hemen R'yi buluyorum. Fonksiyona yazıyorum ve K'yı buluyorum. Çünkü biz en küçük en büyük değer sorularında ne yapıyorduk? K'yı buluyorduk. Peki o halde eksi B bölü 2A eşittir. Eksi eksi artı 6 bölü 2 buradan 3. Tepe noktasının R'sini buldum. Hemen fonksiyonda yerine yazıyorum. K'yı buluyorum. F3 9 eksi 18 eksi 15. Buradan ne geldi? Şuradan eksi 9. Eksi 15 eksi 24 oldu. Dolayısıyla cevabımız 5 şıkkı geldi. 8. sorumuzdayız. Bir malın alış fiyatı x tl ve satış fiyatı y tl ile gösterilsin. x büyüktür 2 olmak üzere y eksi x kare artı 11 x eksi 17 olduğuna göre bu malın satışından elde edebilecek kar çok kaç tl'dir? Şimdi karı nasıl bulurum arkadaşlar? Karı şuraya bir yazalım. Satış fiyatından alış fiyatını çıkarttığımız zaman elde ettiğimiz kar bize kalır. O halde satış fiyatımız YTL ile gösteriliyordu. Y eksi alış fiyatımız da XL olduğuna göre bize Y eksi X'i soruyor. Peki o halde zaten Y'yi bize vermiş ne olduğunu hemen Y yerine yazalım. Y yerine eksi X kare artı 11 X eksi 17 yazdım y yerine yazdım. Şimdi yanına eksi x ekliyorum. Buradan ne gelir? Eksi x kare artı 11 x eksi x'ten artı 10 x eksi 17 gelir. Evet bunu bulduk. Bu bizim karımız. Karımızın denklemi. Bize bu karın en çok olmasını istiyor. En büyük, en küçük, en çok, en az gibi ifadelerde ne buluyorduk? K buluyorduk. O halde hemen bu çıkan parabol denkleminin R'sini bulacağım. Yerine atacağım fonksiyonu ve K'ya ulaşacağım. Eksi B bölü 2A. Eksi 10 bölü 2 kere eksi 1'den eksi 2. Buradan R'yi 5 buldum. Hemen fonksiyonda yerine yazıyorum şu fonksiyonda. F5 bize K'yı verecek. Yazdık bakalım. Eksi 25 artı 50 eksi 17. Buradan 25 eksi 17. Buradan da 8 olarak çıkacaktır. Demek ki en çok 8 TL karımız olacaktır. Cevabımız değişik. Evet 9. sorudayız. Biçiminde tanımlanan fonksiyonlardan hangisini alabileceğin küçük değer bulunabilir? Şimdi gençler hepsini tek tek düşüneceğim. F'de başlıyorum. Çevre uzunluğu 80 saati olan dikdörtgenin alanı. Şimdi dikdörtgen belirleyelim. Bu dikdörtgenin çevresi 80 santimmiş. O zaman şu kısa kenarı x dersem büyük olana 40 demem lazım. 40 eksi x diyeyim. Neden? Çünkü burası da 40 eksi x olur. Karşısı da x ise burası da x olacak. Şunu şöyle düz yapalım. E bunların toplamı ne oldu arkadaşlar? X'ler birbirini götürdü ve 40 40'tan 80 çıktı. Yani düşündüm kısım buraya kadar doğru. Neyi sormuş bize? Bunun alanının en küçük değerini sormuş. Alanı bulmak için ne yaparız biz? Kısa kenarla uzun kenarı çarparız. Yani x çarpı 40 eksi x yaparız. Buradan dağıtalım bakalım. 40 x eksi x kare. Yani Eksi x kare artı 40x gibi bir parabol çıktı. Bu parabolün a'sı arkadaşlar eksi 1 olduğu için sıfırdan küçük kolları aşağı olan bir parabol olacak. Yani bu parabolün biz en büyük noktasını buluruz. En küçüğünü bulamayız. Sonsuza gidiyor bunların en küçüğünü bulmak mümkün değil. En büyüğünü bulurum. Ama bizden en küçüğünü istediği için maalesef bunu bulamayız. O halde f gitti. F'leri eledim. Şimdi geldim g'ye. Onu da başka bir kalemle Mavi ile devam edelim. G'ye düşünüyorum şimdi. Dik kenarları arasındaki uzunluk farkı 2 santim olan bir dik dörtgenin alanından bahsediyor. Bir dik üçgenin. Peki hemen G için bir dik üçgen çizeceğim. Şöyle bir dik üçgen çizdim. Bir kenarı yine x'liyim. Diğer uzunluk farkı 2 olduğuna göre bu da uzun olsun. x artı 2 olsun ve dik üçgenimiz olsun. Bunun alanını soruyor bize. Alan nasıl bulunur? Ben gx'i şöyle yazacak olursam taban çarpı yükseklik bölü 2 şeklinde yazdım. Bunu dağıttığım zaman x kare artı 2x bölü 2 gibi bir denklem çıkacak. Buradan a'yı ne bulurum? İkisini ayrı ayrı yazarsam x kare bölü 2 artı 2x bölü 2'den x gelecek. Yani a 1 bölü 2 gelecek. 1 bölü 2 sıfırdan büyüktür. O halde ben r'sini bulup k'sına ulaşırsam eğer en büyük en küçük değerini bulmuş oluyordum. Ama bu A1 bölü 2 sıfırdan büyük olduğu için kollar yukarı olacak. En küçüklerini bulabilirim. Hemen R'ye geçiyorum. Eksi B bölü 2 A'ydı biliyorsunuz. Eksi B. B'miz X'in katsayısı 1. Yani eksi 1 bölü 2 çarpı A 1 bölü 2 idi. 1 bölü 2 yazdım. Şu ikiler gitti. 1 geldi. Eksi 1 gelmiş oldu. R. Şimdi biz burada R'den R'yi eksi 1'den bahsediyoruz. R dediğimiz şey eksi 1. Bir. Eksi 1'i parabolde yani bu denklemde yerine koyup K'yı bir çekelim bakalım. Eksi 1'in karesi bölü 2 artı eksi 1'den eksi 1 olsun. Buradan 1 bölü 2 eksi 1 yani 2 1 eksi 2'den eksi 1 bölü 2 gelecek. Bu bizim eksi 1 bölü 2 değerimizin negatif olmadığını gösterir. Yani Üçgende alan hiçbir zaman negatif olmayacağı için bunu da bulamamış oluyoruz. O halde G de gitmiş oldu. Şimdi kalemimi değiştiriyorum. Yeşil alıyorum. H'ye bakıyoruz. H'yi de şurada yazalım. Alış fiyatı x TL, satış fiyatı x kare eksi 3x artı 10 TL olan bir ürünün karı. Satış fiyatından alış fiyatını çıkararak buluruz karı. O halde x kare eksi 3x artı 10'dan Alış fiyatı olan x'i çıkararak karı bulurum. Kar ne geldi buradan? x kare eksi 4 x artı 10 geldi. Şimdi buradan a'nın 1 olduğunu yani sıfırdan büyük olduğunu o halde kollar yukarı doğru çıkacağı için bizim en küçüklerini bulabileceğimizi o da tepe noktasının k'si olduğunu biliyoruz. O halde r'ye ulaşalım sonra da k'ya gidelim bakalım. R eksi b bölü 2 a formülümüzden eksi eksi 4'ten 4 bölü 2'den 2 gelecek. Hemen k'yı bulmak için fonksiyon yerine yazıyorum. 2'nin karesi 4 eksi 8 artı 10. Buradan eksi 8 artı 10'dan artı 2. 4 daha artı 6. Yani tepe noktam ne geldi? 2'ye 6 geldi. En küçük değerimde 6 değeri çıkmış oldu. H fonksiyonunda bunu bulmuş olduk. Dolayısıyla yalnızca H bulunmuş oldu arkadaşlar. Bu testi de burada bitiriyoruz. Bir sonraki testimiz parabol 4 testimiz. Test 15 arkadaşlar parabolü seriye alın. Önemli, güzel bir konu. Bir an önce parabolü hatta bu bölümü hatta bu kitabı bitirelim arkadaşlar. Hadi bakalım bir sonraki testte bekliyorum sizi. Hoşçakalın.